bulabilirim diyor. Ve neydi bu? C chaining için 1 artı L bölü 2 C open addressing için 1 bölü 2 1 artı 1 bölü 1 eksi L. Bak, konferansın sayıları bu şekilde. Şimdi load faktörünü sıfırdan başlayarak büyüterek devam edip bunların bir grafiklerini falan çizmeye çalıştım. Adam bunu yapmış, gördünüz mü? Load faktörünü sıfırdan başlatmış. 1'e kadar değiştirmiş neredeyse. Sıfırdan başlatmış, 1'e kadar değiştirmiş, 1'i koymamış. Ve probing'le, tamam mı? Linear probing'le chaining'i onları karşılaştırmış. Load faktörü sıfır olduğu zaman ikisinde de şeyleri hatırlıyorsanız formüllerini. Şunun formülü neydi? 1 artı L bölü 2. Ters mi yazdım? Ters olacak. 1 artı 1 artı L bölü 2. Bu da 1 bölü 2. 1 artı 1. Bu. L'leri değiştiriyor. İkisinde de L'ler sıfır olduğu zaman bir oluyorlar. L'ler 0.25 olduğu zaman 1.17, 1.13. %50 load faktörü, %50 şurası önemli. Burası bizim sevdiğimiz bir yer. Niye? Çünkü array listede diğer çoğu veri yapılarında da array'lerin yarısını genelde boş tutuyoruz biz, değil mi? İlk önce başlangıçta özellikle. Tamam, birisi 1.5 comparison yapıyor, birisi 1.25 comparison yapıyor. 0.75 bu adam gördüğünüz gibi çok hızlı büyümeye başlıyor. 0.90'a geldiği zaman 5 tane comparison yapman lazım. Beklenen. Ama şeye bakın. L rakamlarına göre burada bana L'ye bağlı olmayan rakamlar vermiş. Yani N çarpı 1.5 falan filan demiyor. Table'daki eleman sayısı çarpı 1.5 falan demiyor. Ya da table'ın sayısı çarpı 1.5 falan demiyor. Doğrudan 1.5 tane comparison yapacaksın diyor, değil mi? Yani bu L'nin altındaki K ve N ne olursa olsun önemli değil. Karşıma constant'lar çıkıyor. O nedenle insertion, deletion ve search'ün hepsinin cost'u O1. İkisine de O1. Her ikisine de bunlar O1. Gördüğünüz gibi bunlar L. L neye bağlı? K ve N'ye bağlı, değil mi bunlar? K'nın N'nin ne olduğuna bakmaksızın L üzerinden vermiş bu rakamların hepsini. Yani N burada 1 milyon olsa bile, hala %50 load faktörle bunun comparison sayısı 1.5, O1 yani. O1 zaman verdi. Bu da yine O1 zaman verdi. İkisi de O1'den daha yüksekte yapmıyor. Hiçbir zaman buralarda işte ON ya da OK ya da OLOGEN falan gibi şeyler görmeyeceksiniz. Hani biz LOGEN'i çok seviyorduk ya da LOGK'yı çok seviyorduk. Bu LOGK'dan, LOGEN'den çok daha güzel bir şey. Doğrudan constant'lar geliyor. Tamam. Eşinliğin güzel tarafı dediğim gibi, daha önce bahsettiğim gibi bir iki tane negatif tarafı olsa da güzel tarafı constant zamanda arama, silme, ekleme yapılabiliyor. Hocam bu chain şeklinde yaptığımızda aslında biraz da sıralı olarak gelmiyor mu bize biz bunu isteyince? Yok. Ama doğru, yine en baştan hangi sıra? Ya sıra var ama sıra senin benim için mana ifade eden bir sıra değil. Şunların akrabalıkları ne? Şunların. Hashkodlarının benzer olması. Hashkod da bizim için manalı bir şey değil. Tamam mı? Hashkod da bizim için manalı bir şey değil. Tamam. Şey bu. Hashtable'lar ve probing ve chaining ile alakalı hesapladan bazıları bunlar. Biraz daha derinine bakalım isterseniz. Adam burada şeyi karşılaştırmış. Performance of hash tables versus sorted arrays and binary search trees. Bunları karşılaştırmış. Daha önce biz bunu yapmıştık. Diyor ki elinizde 1024'lük bir tane dizi olsa, onların içerisinde arama yapmaya kalksanız logen, 1024 logen ne yapar? 1024 bunun logunu aldığınız zaman, tamam mı? 10 yapar. 10 tane probe yapman lazım yani. Tamam mı? 10 tane probe yapman lazım. Sorted array'lerde ya da binary search'lerde 10 tane array yapman lazım ama şeyde yaparsam ben bunu eğer hash table ile beraber yaparsam eğer load faktörüm 0.5'in altındaysa 1.5 tane comparison'a ya da 1.25 comparison'a
bu işi kurtarabiliyor. Adam burada 10 tane şey yapmak zorunda kalıyor. 10 tane ne diyeyim, konferansını yapmak zorunda kalıyor. Eğer şanslıysam 10 tanesini yapmadan ortalarda bir ya da 5. de falan filan bulabilirim. Yani expected time'ı belki login bölü 2 ama hala login'deki işin içerisinde var. Tamam. Dolayısıyla dediğim gibi sorted array'lere karşı ve binary search array'lere karşı hash table'ları çok daha verimli. Hepsi expected yani en tane eleman eklediğim zaman, en tane eleman sildiğim zaman, en tane eleman şey yaptığım zaman, aradığım zaman ortalama cost O1. Ortalama cost O1. Diğerlerinde öyle değil ama onların ortalama costları hala log n. Tamam. Space requirement'lara geldiğim zaman, peki burada hash table mi kullansak acaba, sorted array mi, tree mi kullansak falan gibi şeyler söylersek eğer. Diyor ki, the performance of hashing is certainly preferable to that of binary search of an array, particularly if n is less than 0.75. Şu cümleyi bir anlayın. Yani hash table hızlı olabilir ama fazla yer kullanıyorsun falan diyebilirsiniz. Adam da diyor ki, eğer load faktörü 0.75'ten daha küçükse, ne demek yani? K bölü N 0.75'ten daha küçükse, o zaman sen diyor binary search tree'den daha iyi bir durumdasın. Pardon. If less than, evet. The performance of hash is certainly preferable to that of binary search of an array. Particularly if less than, bir dakika yanlış söylüyorum. Performansın eğer 0.75'ten performans daha küçükse, L değeri 0.75'ten daha küçükse, şu rakamlara bakın, kesinlikle binary search'ten daha yapıyorsun hız olarak. Peki yer olarak bakalım, yer olarak 0.75 ne demek? Yüzlük bir dizin varsa bunun içerisinde 75 tane eleman tutuyorsun demek, değil mi? Yani ne yapıyorsun? Elemanların %25'ini boşuna tutuyorsun demek. Boşta kalıyor. Peki sen 100 tane datayı tutmak için binary search tree'de kaç tane elemanı boşuna harcıyorsun? Binary search tree'de. Binary search tree'de boşuna giden yerler neler? 28 tane. Hatırladınız mı? Her bir eleman için fazla 2 tane yer tutuyorsun ya binary search tree'de. 100 tane node tutacaksan sen eğer, elinde 100 tane left ve right var. 300 tane referans tutman lazım. Değil mi? Hocam aslında 100 olarak değil de 75 olarak düşünmemiz lazım. Daha iyi olur. Çünkü öbüründe 100 eleman yok, 75 eleman var. Öyle kıyaslamamız daha doğru olur bence. Tamam, öyle yapalım. Biz 75 tane node tutmak için, 75 tane node tutmak için binary search tree'de 75 tane. Her bir node'da ne var? Her bir node'da left var, right var, bir de data var. Dolayısıyla 225 tane ne gerekiyor bana? Referans gerekiyor. Değil mi? 75 tane tutmak için. Peki load faktörü 0.75 olan, load faktörü 0.75 olan open addressing durumunda ne gerekiyor? 100 tane tutuyor zaten. 100 tane referans gerekiyor. Başka da bir şey gerekmiyor. 100 tane data referansı, değil mi? Başka da bir şey gerekmiyor. Yani birisi 225, birisi 100. Dolayısıyla binary search tree'ye göre bu oldukça iyi. Esasında nasıl hesaplarız biz bunda şeylerini? Ne diyeyim? Şey için, binary search tree için gerekli yer, k tane eleman tutmak için 3k'lık eleman yer lazım, değil mi? 3k'lık yer lazım binary search tree için. Peki hash'in için ne kadar lazım? Hash'in için söyleyin. K tane eleman tutmak için. K 4/3 öyle bir şey. Geç 4/3'ü. K L'cesinden söyleyin. K K çarpı L değil. Daha küçük bir rakam. K çarpı 1 bölü L. 1 bölü, doğru. Evet. Yine neye geldi? K bölü L kadar yer tutmam lazım. Değil mi? K bölü L kadar yer tutmam lazım. Şimdi bu ya diyor, bu kesinlikle 3K yer tutacaksın diyor. Bu K bölü L kadar. O zaman bundan aynı oldukları yer neresi? L kaç olduğu zaman bunlar birbirlerine eşit olurlar? L 0.33 olduğu zaman, değil mi? Ne demek yani bu durumda? Söyleyin bana.
Hangisi daha iyi? Hangi durumda hangisi daha iyi yer bakımında? Evet. L'nin 0.33'ten daha büyük olduğu durumlarda hash'in kesinlikle binary search'ten daha az yer tutuyor. Değil mi? L'nin 0.33'ten daha büyük olduğu durumlarda hash'in binary search diye göre daha az yer kullanıyor. L'nin 0.33'ten. Adam ne demişti? L'nin 0.75'ten daha küçük olduğu durumlarda da hash'in öbürüne göre daha hızlı. Öyleyse biz L'yi 0.33 ile, tamam mı? 0, şuraya daha iyi bir yere yazmaya çalışayım ben bunu. Öyleyse ben L'yi 1/3 ile 3/4 arasında tutarsam hem yer bakımından hem de performans olarak binary search'ten daha iyi bir durumda. L'nin ayarlanması da benim elimde. Nasıl benim elimde? Biliyorum şey bunda kaç tane elim var. Ona göre mi seçiyorlar yani hocam asal sayıları falan öyle şeyleri? Yok, asal sayıları seçmenin sebebi o constant C vardı ya. Onu küçük tutmak için. Ama L'yi nasıl seçeceğim ben? L'yi seçmenin yolu şu. Ya benim dizim, table, hash table'ım 100'lük. Elimde 80 tane eleman var. Bu 0.75'ten daha büyük olmaya başladı. Ben hemen bunu rehash yapıyorum. Tamam mı? Daha table size'ını büyüteyim. Table size'ını büyütürken de şundan daha küçük yapmayacaksın. Tamam, bu şu table size ile alakalı. Şurası işin table size ile alakalı. L ne kadar küçük olursa performansım o kadar iyi, ama L çok küçük olduğu zaman da fazla yer tutmuş oluyor. L ne kadar büyük olursa yer bakımından o kadar iyi ama performansım düşmeye başlıyor. Değil mi? İkisinin arasında olması lazım. Buraya geldiğin zaman kötü. Niye? Çok fazla yer kullanmaya başladım. Buraya geldiğin zaman kötü. Niye? Yavaşlamaya başladım. İkisinin ortasında bir yer tutacağım. Zaten en güzel L'nin sanki 0.5 olması gibi. L 0.5 olursa, L 0.5 olursa o zaman şurası ne oluyor? Şurası K/2 oluyor. Tamam mı? Tamam, bir dakika. 0.5 olursa şurası 2K oluyor burası. 2K oluyor. Burası 3K. Ve performans olarak da gördüğünüz gibi 1.5, 1.25. Bunları geçemeyiz şeyler. Binary search'te bunlardan daha iyi yapamam. Tamam. Hesap yaparken formülü yerine koyacağız, ona göre hesabını yapacağız. Bir soru sorulduğu zaman hangisini kullan? Bunun şeyi ne olmalı? Ne diyeyim? Table size ne olmalı? Hangi durumda bunu kullanmaya, hangi durumda bunu kullanmalıyım? Formülleri yerine koyup böyle yazacağız. Bu tree'lere karşı. Sorted array'de durum ne peki? Sorted array'de zaten şeyle karşılaştırmıyor. Hız bakımından zaten order en gerektiği için eleman eklemek, eleman çıkarmak. Arama yapar bir de logen zaman alıyordu. Sorted array'lerde dolayısıyla performans zaten şeye göre oldukça düşük. Ne diyeyim? Hash table'a göre düşük. Sorted array'in belki şöyle güzel tarafı olabilir. Array size ile eleman size birbirinin aynısıysa olabilir çünkü. O zaman fazla yer kullanmıyor ama genelde dizilerin sonlarında yer tutarız biraz ki eleman ekleyebilelim. Tamam. Arkadaşlar bu kadar öyleyse. Ben de karşılaştırdım. Ben de bir yerden geldim.